Fatma Barbarosoğlu. Cep telefonlu cami performansı. Her sene olduğu gibi bu senede oruç tutanlar oruç tutmayanların sokaklarda aşikar bir şekilde yiyip içmesine gönül koydu. Oruç tutmayanların oruç tutanlara saygı göstermediğinden bahsetti. Açık olan lokantalar, kebapçılar eleştiri konusu yapıldı. Açık olan kebapçıların sahiplerinin kimliğini merak ettiniz mi? Bazılarının sahipleri Cami Derneği Başkanı mesela diyeyim de meseleyi yeni bir noktadan ele almanıza katkı sunmuş olayım. Meseleyi yeni bir noktadan ele almanıza katkı sunayım demişken, oruç tutmayanların oruç tutanlara saygı göstermediği tartışmasını parantez içine alarak şu noktaya odaklanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Oruç tutanlar niye teravih namazına gelmiyor? Camilerde kadınların sayısı her geçen gün artarken maalesef erkeklerin sayısı azalıyor. Kadın cemaatin sayısının artması sevindirici bir gelişme lakin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatle namaz kılma noktasında bilgilendirici kamu spotları hazırlayarak 3 ayların başlangıcından itibaren tekrar tekrar yayınlaması gerekiyor. Çünkü cemaat cemaatle namaz kılmayı, imama uymayı bilmiyor. Saf tutma noktasında kadın cemaati ikna etmek pek mümkün değil. Herkes bireysel bir şekilde takılmayı tercih ediyor. Müezzin dua okurken cep telefonuyla konuşanı mı ararsın, imamla namaz kılmaya başlamışken, ''A ben kendim kılacağım.'' diyerek cemaat tahiyyattayken kıyamda olanı mı ararsınız? Evlatların annelerini cep telefonu üzerinden denetlemeleri, annelerinin namazını ifsad etmesi ayrı bir dert. Nasıl mı? Çalan telefon. Telefon değil de sanki başına bir şey gelmiş bebek gibi algılanıp namaz terk edilerek telefona cevap veriliyor. Ben şimdi cemaatle namaz kılıyorum deyip telefon açık bir şekilde cebe yerleştiriliyor. Telefondan gelen ses bütün şiddetiyle "Alo anne ne zaman bitiyor bu namaz? Cevap versene anne." demeye devam ediyor. Yaşlılar kısmında durum bu minvalde. Gayet yanlış bir şekilde seyrederken gençlerin cep telefonlu cami performansı bambaşka. Caminin kapısından adım atar atmaz selfie çekilmeye başlanıyor. Çekilen selfie'nin içine başka insanların görüntüleri girmiş, bu vesileyle kul hakkı doğmuş, hiç dertleri değil. Durmadan selfie çekiliyor. Nefes alır gibi. Her selam verişte cep telefonu ele alınıyor, hemen bir poz inşa edilip tuşa basılıyor. Kadınlar birbiriyle saf tutmakta pek gönülsüz ama herkes kendi cep telefonuyla saf tutma noktasında pek kararlı. Telefonlar kapatma tuşuna basılıp çantaya konulacakken, sesi bile kapatılmadan oldukça ışıklı bir şekilde ya secde edilecek yere yerleştiriliyor ya da yan tarafa konularak saf tutuluyor. Cep telefonlarının sesi mekanik bir ses olduğundan hadi nispeten katlanılıyor da oryantal müzik camiyi doldurduğunda bazen aklım başımdan gidecek bir daha geri gelmeyecek diye bir hayli endişe ediyorum. Her namaz arasında hemen bir ekran kaydırılıyor. Ahali hangi haberin peşinde? Camiye gelmişsiniz. Haber burada. Ezelin ve ebedin haberi burada, ayetlerde. Gayiplerden bir ses geldi Mısra'ına, sosyal medyadan kavuşmayı uman bir ahali, bu topraklarda ne zaman, hangi hızla bu kadar çoğaldı? Velhasıl, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teknoloji kullanımı, özellikle ekranda kalma, ekranla kalma konusunda Tekrar tekrar çarpıcı eğitim videoları hazırlaması gerekiyor. Gençlerin dini elden gidiyor diyenlere hatırlatayım. Yaşlılar kısmı hiç iç açıcı değil. Fatma Barbarosoğlu, Yeni Şafak